Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün benim çok istediğim, çok beklediğim, aslında kısa bir zaman beklediğim ama içimde duygu olarak yoğun hissettiğim bir ayakkabı, daha doğrusu terlik kutu açımı ve sonrasında ise denemesi olacak. Her zamanki gibi kaliteli, güzel bir içerik sizleri bekliyor olacak. Şöyle hemen köşede iki tane arkadaşlar Yeezy Slide kutum var. Birisi mini mini bir kuş konmuştu şeklinde. Diğeri ise biraz daha büyük Yeezy Slide'larım var. 3-4 gün içerisinde kavuştum. Şimdi bu güzel Slide'ları, terlikleri açalım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır hatırlıyorsanız işte Yeezy Slide alacağım, Yeezy Slide açacağım gibi söylemlerim oluyordu. Ve gerçekten de hani bakınıyordum, nereden uygun alabilirim, nereden bulabilirim, İşte benim numaram kaçtı derken bir yerden buldum arkadaşlar. Aldığım adres de Hype Karma adresi. Teşekkür ediyorum bu slide'ları da bana ulaştırdıkları için. En uygun fiyatı da onlar verdi. Gerçekten de güzel hizmet veriyorlar. Ankara'daysanız direkt elden veriyorlar. Ben de kendileriyle buluştum ve direkt elden teslim aldım. Eğer sizler de almak isterseniz Hype Karma Instagram adresini açıklamada bırakıyorum. Sizler de bu veya benzeri diğer Limited, Yeezy, işte Air Jordan 1'ler vesaire diğer bütün ayakkabıları alabilirsiniz. Sadece Hype ürünler satıyorlar zaten kendileri. Ayrıca Ayakkabı Dahisi'nden geldik derseniz de sizlere küçük bir indirim daha yapacaklar. Yani bu da bence ekstra tatlı bir şey ki zaten de hani iyi fiyat, uygun fiyat veriyorlar. Ve neredeyse her ürünü de bulup sizlere temin edebilirler. Bu konuda da sıkıntı yaşamadan güvenebilirsiniz. Tamamıyla dediğim gibi orijinal, gerçek Hype ürünler satıyorlar. Ben de onlardan aldım. Bir tanesini arkadaşlar eşime aldım. Bir tanesi ise kendime. Bu şekilde iki güzel slide'ımız oldu. Hadi şimdi bunları açalım, bakalım neye benziyorlar. Sonra üstünde konuşalım. Evet, kendime arkadaşlar 47 numara aldım. Eşime ise 38 numara aldım. Eşiminkisi oldukça küçük. Kutularından başlamak istiyorum. Kutuları kasa gibi geliyor. Sadece slide yazısı var. Ve iç tarafında şurada Yeezy Made by Adidas var. Hemen arka tarafında ise gördüğünüz gibi etiketimiz mevcut. Görüyorsunuz 47 numara, 12 US numarasıyla, Amerika numarasıyla. Baya baya büyük bir şey. Eşiminkisi ise gerçekten onun yanında minicik kalıyor. O da arkadaşlar Amerika 5, yani Türkiye ise 38 numara. Normalde eşimin ayakları işte 35-36, minicik bir ayağı var. Bunda gördüğünüz gibi ben de hani bu kadar büyük 47 giymiyorum ama daha büyük alıyorum. Çünkü Yeezy'lerde, bunlarda 350'lerde fark etmez. Genel itibariyle arkadaşlar çok küçük oluyor. Ona göre sizlerin daha büyük numara almanız hep öneriliyor. Ben de geçenlerde Yeezy almıştım, hatırlıyorsanız denemiştim. 47 almıştım ve ayağıma tam oturmuştu. Bunda da aynı şeyi yaptım ve yine bu da muhtemelen çok güzel olacak. Hadi şimdi şunu açalım bakalım. Bang! Bang! Görüyorsunuz Yeezy Slide ve bu bone rengi diye geçiyor, yani kemik rengi. Ve ben bunu hep istemiştim arkadaşlar. Kendime bunu bulabildim. Çok şükür diyelim ama eşim bu kadar şanslı değildi. Onunkisi Onyx oldu. Gerçi Onyx de güzel. Ben kendime de bir Onyx arıyorum bu arada. Onu da hani bulabilirsem 47 numarasını kendime alacağım. Bir tanesini evde, bir tanesini dışarıda giymek istiyorum. Onyx'te yine evde giymek için güzel model. Bunu ben dışarıda giymeyi düşünüyorum, bu rengi. Onyx'i dediğim gibi evde giyebilirim. Hemen şöyle eşimin kutu açımını da yapalım. Onunkisi de Onyx'in farklılık açısından da güzel olacak. Yani video açısından şöyle çıkartalım. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Mini mini bir kuş konmuştu yani. Gerçekten minicik. Bu arada kutuların içinden de bu şekilde etiketleri, Yeezy Slide etiketleri çıkıyor. Her ikisinde de vardı bu. İçine atalım. Evet, Yeezy'lerimiz burada. Kimileri, ki ben de zamanında aynı şeyleri düşünmüştüm. Ya bu ne böyle tuvalet terliği? Ne biçim bir şey bu böyle? Kim giyiyor bunu? İşte daha da ileri gidip hatta hakaret boyutuna ulaştıranlar da olabilir. Yani onları ilk etapta kızmıyorum ama cahilliğine veriyorum arkadaşlar. Gerçekten bunları giyip elinize aldıktan sonra, bu kaliteyi hissettikten sonra bence başka bir şeye bakmayacaksınız. Çünkü
apayrı kaliteye sahipler. Apayrı dokunduğunuz zaman, ayağınıza giydiğiniz zaman bunu hissedeceksiniz ki biz de ayağımıza giyeceğiz. İlk başta ben de çok ön yargılıydım ya, diyordum yine Yeezy yapmış işte biz de alacağız giyeceğiz. Ki işte ünlülerde görüyorsunuz, Kanye West'te görüyorsunuz, Kim Kardashian'da görüyorsunuz, Kylie Jenner'da görüyorsunuz, NBA oyuncularında görüyorsunuz. Diyorsunuz ki hani onlar giyer ama tamamen modadır. Gerçekten arkadaşlar tabii moda ayağı var ama apayrı. Yani kalitesi apayrı. Fiyat olarak da tabii biraz pahalılar. Çıkış fiyatları arkadaşlar 1200 TL civarlarındaydı. Retail deniyor bu fiyata. Fakat daha sonra bu tarz resell sayfalarından bulabilir hale geliyorsunuz. Çünkü kalmıyor. Bulabileceğiniz alan kalmıyor. Burada ise 2000 liraya satılıyor. Yani şunlar ikisi toplamda 4000 TL diye düşünebilirsiniz. Bu sayfadan ben daha uyguna buldum. Sizler de benim adımla giderseniz yine daha uyguna bulacaksınız. Şöyle biraz daha detaylarına bakalım. Arkadaşlar bunda kullanılan kimyasal çok farklı. Zaten direkt şöyle elinizde bastığınız zaman ne kadar yumuş yumuş olduğunu görebiliyorsunuz. Dış kısmında biraz daha elinizi tutucu, daha güçlü bir materyal var. İç kısmı ise biraz daha kaygan. Ayağınızı giydiğiniz zaman buradan fışt 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 kayıyor gibi. Ama yine çıplak ayakla belki burası rahatsız edebilir. Üst kısmı dediğim gibi daha sert bir yapıda. Onun dışında hem büyük alma nedenlerinden biri olarak da şu dış çizgileri gösterebiliriz. Ayağınız belki birçok terlikle dışarı çıkabilecekken bunda böyle bir dışarı çıkmada belki rahatsız hissedebilir. O yüzden de biraz büyük almak gerekiyor. Çünkü ayağınız tam bu çizgiler içerisinde, bu köşeler içerisinde yer alması gerekiyor. Altına baktığımız zaman altı wave gibi, yani bir dalga gibi veya bir diş izleri gibi düşünebilirsiniz. Dişli dişli bir yapısı var. Buna dikkat edin. Merdivenden iniş çıkarken sıkıntı yapabilir. Görsel olarak da gitgide benim ısındığım ve şu anda dediğim gibi şu anda iki tane birden aldığım güzel bir terlik oldu ve rahatlığını da tabii bildiğim için de apayrı hissediyorum. Eşim de benden sonra dedi bir tane de kesin bana alıyorsun. O yüzden böyle bir çiftli kargo açımı yapmış olduk. Hemen dizayn detaylarına bakalım. Aslında üstünde çok da bir fazla dizayn detayı yok. Sadece şurada görebileceğiniz bir Adidas 3 Stripes'ı var. Buraya bastırabiliyormuşsunuz gibi, çocukların oyuncakları oluyor ya, bastığınız zaman konuşacakmış gibi. Onun gibi hissettiriyor. Onun dışında şöyle terliğin içinde şurada Yeezy Slide yazıyor. Yeezy Slide Made by China yazıyor. Ve diğer tarafta da şöyle bir etiketi var. Bunu kamerayı diğer açıya aldığım zaman da yine sizlere göstereceğim. Arkada şöyle bir izimiz var. Ve tabii ki alt tarafıyla dizayn detayımız bu kadar. Hem şöyle içinde etiketi var hem de dediğim gibi yazı yazıyor. Bu kadar, aslında oldukça da sade. Belki birçoğunuz bu terliğe, bu çirkin terliğe bu kadar para verilir mi diye düşünebilir. Arkadaşlar ben değeceğini düşünüyorum. Zaten bunu birkaç günde giyeceğim. Daha önceden de giydiğim için de bunu özgüvenle söylüyorum. Yine birkaç gün giydikten sonra da ayağımda sizlere son videonun sonuna doğru sahneleri de göstereceğim. Apayrı bir rahatlığı, apayrı bir güzelliği var. İlk başlarda ben de dediğim gibi hani tuvalet terliği şu bu diye dalga geçerken, almazken, hatta 1000 liralara çıkış fiyatları, 1200 liralara almazken, şimdi dediğim gibi 2000 liralara kovalar olduk. Ama gerçekten çok ayrı arkadaşlar, elinize aldığınız zaman ki bu ağırlığı, bu yapısı, işte dış kısmının bu sertliği, iç kısmının kayganlığı, gerçekten Yeezy markası Adidas'la birlikte inanılmaz kaliteli işler yapıyorlar. Ben hatırlarsanız bu Nike terliğimi çok severek, bakın hala altımda. Hatta işte eşime aldım, arkadaşıma aldım, bir tane daha almıştım. Bunun da incelemesini yapacaktım bu arada. Hatta böyle bir toplu terlik incelemesi de yapabilirim. Buna bayılmama rağmen arkadaşlar Yeezy'ye geçince apayrı bir boyut hissettim. Ve dedim ki yani bu çok çok farklı, çok başka. Bunu dışarıda giymek için aldım bu arada, dediğim gibi. Hani şöyle çorabımla, bir Adidas tatlı çorabımla, şortumla, kombinimle dışarıda giyebilirim. Bir de ben terlik çok giyiyorum. Kışın evde de giyiyorum. Çoraplı giyiyorum genelde. Bunu o şekilde kullanmayı düşünüyorum, dediğim gibi. Bir tane de 10x aldım mı bunu da evde giyeceğim. Hiç böyle dalga geçmeyin. Gerçekten deneyin, görün. Bana hak vereceğinize ben %100 eminim. Evet, içindeki yazılarda bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Yeezy Made by China 12 US olarak, yani 12 numara size olarak verilmiş. Eşiminkisini de hemen sizlere göstereyim. Şurada yapışkanlı bu çıkabilir. Şu köşede biraz kamera açısı olarak yakalamak zor oluyor bunu. Şöyle görüyorsunuz. Burada da böyle bir yazı var. Hani sizler de bu şekilde dikkat edebilirsiniz bu noktaya. Çok fazla zaten dizayn detayı yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Uzun kullanım videosu ister misiniz? Hem eşim hem ben ayrı ayrı iki fikir olarak sizlere yapabiliriz. Böylelikle ilerleyen zamanlarda almak isteyen arkadaşlarıma ekstra bir fikir de olmuş olabilir. Ben çok severek açtım, çok severek kullanacağımı
düşünüyorum. Benim için heyecan verici bir alışveriş oldu. Umuyorum sizler için de izlemesi keyifli olmuştur. Şimdi ise denediğimiz ve ayağımızda sizlerin gördüğü sahnelere geçelim. Şimdi akşam olduğu için yapmayacağız bunu. Yarın veya evvelsi gün sabah yapacağız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve hadi şimdi o sahnelere bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Easy time. Easy slide'lar. Arkadaşlar eşimle 2 gündür giyiyoruz ve şimdi biraz incelememsi gibi bir şey olacak ama gerçekten harika ötesi. Çok hoşumuza gitti. Nasıl görüntü olarak? Sizce hangisi, bir de onu da sormuş olayım. Bon mu yoksa 10X mi? Ben her ikisi de diyorum. Bon mu diyorsun? Bon diyorum ama yapacak bir şey yok. Aynen. Ayağımda öncelikle çok rahat, inanılmaz bir yastıklaması var görüyorsunuz. Tuvalet terliği, muvalet terliği diyene hiç aldırmayın. Yapıştırın, dışarıda giyin bence. Bundan sonra ben böyle takılacağım Adidas çorabımla. Yeezy çorabı olana kadar Adidas çorabıyla takılacağım. Gerçekten inanılmaz rahat. Şunu böyle bir basketbol ayakkabısına koydular. 47 değil mi bu? Aynen öyle, 47. Ona dikkat etmeniz lazım. Normal giydiğinizden 2-3 numara bence en azından yukarı çıkmanız lazım. Yalnız ben... seninle benim anım 9 numara var. 9 numara, evet. Sen 35-36 giyiyorsun, sen 38 aldık. Ben 44-45 giyiyorum. 47 aldım ve tam gördüğünüz gibi arkadan önden hani en ufak bir boşluk kalmadı. Rahat rahat giyiyorum. Arkadaşlar dışındaki bu materyal bahsetmiş olduğum gibi çok böyle tutuyor. Mesela eliniz gitmiyor ama ayağınızın içindeki bir miktar daha kaygan. Yine aşırı kaygan değil biraz bence. Toz tutuyor. Toz tutuyor, saç tutuyor. Yani ona dikkat etmeniz lazım. Bir de benim şurası ayağımı acıttı. Özellikle sıcak hava terle birlikte ayağınızın yanını acıtabilir. Çıplak bence evet, çıplak ayak giymeyin. De. Bence çorapla giyin. Ona dikkat etmeniz lazım. Eğer hani ayakları taraklı, geniş ayaklı arkadaşlarım varsa bunda çok rahat etmeyebilirler. Yani ben rahat ettim. 47 numarada benim numaram. Ama dediğim gibi şuradan bir kendini hissettiriyor. Gerçi ark desteği için benim hoşuma gitti. Biraz ittirince geçiyor ama ben de böyle hisseder gibi oldum. Sonra ayağım biraz ittirdim. Ama böyle biraz sürtünme git gel git gel yaparsa oran taşriş olabilir. Ben zaten çoraplı dışarıda giymeyi düşünüyorum. Kışında muhtemelen altını temizler. Eğer ikinci rengini alamazsam evde giyerim. Gerçekten mükemmel. Çok fazla çok kırışma doğru. Kriz olmuyor. Yani evet, o da çok güzel. Nasıl diyeyim? Kriz Türkçesini bir şey yapamam. Kırılma, kırışma. Kırılma diyelim. O çok fazla olmuyor. Yani hani 2 gündür giyiyorum. Bakın hala kutudan çıktı. İlk günkü gibi duruyor. Geniş bir terlik. Yani şöyle tepeden mesela baktığınızda. Tepeden şöyle ben alayım hatta kamerayı. Şöyle tepeden baktığınızda oldukça geniş bir yüzeye basıyorsunuz. Ayağınız terliğin içinde kalıyor. Çok şık, çok güzel. Sizler ne dersiniz? Senin fikirlerini alabiliriz. Benim söylediklerime ekstra bir şey söyleyecek ben misin? Ben şöyle şu terlik Nike'ları çok seviyordum zaten. Evet, ben de bahsettim. Evet, yani akşam. Yani sanki bundan iki tane yastıklaması var gibi. Yani çift double yastıklama gibi, evet, hissediyorum. Bir de daha dengeli gibi. Daha genişe bastığın için değil evet, mi? Evet, evet. Yani hiç bu kadar dengeli hissedeceğimi düşünmemiştim. Evet. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Ben yani dışarıda artık bundan sonra ayakkabı, evet, bu ayakkabı giymeyi düşünmüyorum. Evet, slide'larla takılırız.